وصلى على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري وأمورنا إلى الله إن الله بصير بالعباد. Vitir namazından sonraki uzun vaazı bu araya aldık dünkü bir kararla. Vitir namazından sonra da sanıyorum şöyle vakta bir bakacağız. Herhalde o kısa vaazdan da vazgeçecek gibiyiz. Gecelerin kısalığı sebebiyle. Onun için bu arayı biraz uzatacağız. Maide En'am suresi 158. ayette kalmıştık. En'am 158. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. هَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا اَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ اَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ اَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِي اِيمَانِهَا خَيْرًا قُلْ اِنْتَظِرُوا اِنَّا مُنْتَظِرُونَ. Onlar inanmak için ne bekliyorlar? Onlar mutlaka kendilerine ölüm veya azap meleklerinin gelmesini yahut Rabbinin imha eden azabının gelmesini ya da Rabbinden kendilerini imana mecbur eden bazı alametlerin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinin bazı alametleri geldiği gün evvelce iman etmemiş veya imanında hayır kazanmamış hiçbir kimseye imanı fayda vermez. De ki bekleyin o alametleri, şüphesiz ben de sizin gibi bekleyenlerdenim. Şimdi burada Rabbimiz Teala insanın imana gelmesi için illaki kafasına dank edecek bir alametin gelmesini, insanın beklememesi gerektiğini bize tembih ediyor. Eğer bir bela ile karşılaştıktan sonra insan, yani hayattan ümit kestiği bir anda insan iman edecek olursa bu imanın kıymeti yoktur. Buna yeis halinde iman derler. Yani ümitsizlik halinde iman derler ki bu iman kabul edilmez. İnsanın artık hayattan ümit kestiği, ölümden başka yolunun kalmadığı, gözüne Azrail'in göründüğü bir anda getirdiği bir imanın faydası yoktur. Ve bu insan o anda iman ediyorsa iman etmemiş gibi ölür. Eğer o anda getirdiği iman sayılsaydı, Firavun denizde boğulurken, boğulma esnasında dedi ki ben Beni İsrail'in iman ettiği ilaha, Allah'a inanıyorum dedi. Yunus suresinde gelecek o. Cenab-ı Hak ona diyor ki şimdi mi iman ettin? Cevap böyle. Evvelce değil de şimdi mi iman ettin diye Rabbimiz ona soruyor. Demek ki İnsan iman edecekse ve bu imanı para edecekse, kıymet ifade edecekse, dünyadan ümidinin kesildiği bir anda değil, daha önceki zamanlarda iman etmiş olması gerekiyor. İkinci ayette İnnellezîne ferrakû dînehum ve kânû şiyâ'a. Ayet devam ediyor. Rabbimiz böyle buyuruyor. Manasını okuyorum. Dinlerini bir kısmını uygulayıp bir kısmını uygulamaktan kaçınarak parça parça edenler, buraya dikkat edin, dinlerini bir kısmını uygulayarak bir kısmını da uygulamayarak parça parça edenler ve şirk ve tağuta mensup liderlerin heva ve hevesleri uğruna dinde, parantez içinde geçerek şöyle kısaca okuyayım, parça parça edenler ve grup grup ayrılanlar var ya, sen hiçbir şekilde onlardan değilsin. Senin onlarla hiçbir surette alakan yoktur. Onların işi Allah'a aittir. Sonra Allah onlara yaptıklarını haber verecek
ve hesaplarını görecektir. Şimdi burada 159. ayetin baş kısmında dikkat edeceğimiz bir husus var. Ne diyor Rabbimiz? Dinlerinin bir kısmını uygulayarak, bir kısmını da uygulamayarak parça parça edenler, dini parçalayanlar. Buna dikkat edeceğiz. Eğer Kur'an ya da kitap ve sünnet bütünlüğü içerisinde genelde İslam bizi belli konularda ilgilendiriyor da diğer bazı konularda hiç ilgilendirmiyorsa ya da İslam'ın bazı hükümlerine biz boyun eğdiğimizi söylüyoruz da bir kısmına geldi mi isyanı basıyorsak bileceğiz ki Rabbimizin bu ayeti bize hitap ediyor ve şirk koşanlarla bizi bir tutuyor. Buraya dikkatinizi tekrar çekiyorum. İslam'ın bütününe boyun eğmemiz gerekir. İslam'ın hükümleri nefsimize ağır gelebilir. Örfümüze ters düşebilir. İçimizden verdiğimiz bir kararla uyuşmayabilir. Böyle bir durumda örfümüzü bir tarafa atarak, nefsimizi bir tarafa atarak, daha önceki kararımızı bir tarafa atarak, Allah'ın çizgisine boyun eğiyorsak biz Müslümanız demektir. Ama işimize gelen bir yerde Müslüman oluruz da, hoşumuza gitmeyen bir yerde de, hele İslam'ın o hükmü asılı kalsın, rafta dursun filan tavrına giriyorsak, bileceğiz ki Rabbimiz böyle bir imanı kabul etmiyor bizden. Ve bu dediğim noktada pek çok aklı başında dediğimiz Müslüman imtihanı kaybediyor. Farkında olmadan amelleri boşa çıkıyor da güzel güzel amel ediyorum zannediyor olabilirler. Biz de bunlardan birisi olabiliriz. Kendimizi ona göre her an Allah'ın hükümleri karşısında hesaba çekmemiz gerekiyor. Biz teslim oluyor muyuz? Yoksa yerine göre teslim olup yerine göre isyan mı ediyoruz? Hangi durumdayız? Yerine göre isyan ediyorsak bileceğiz ki biz daha Müslüman olmadık. Dinimizi parça parça ettik. Yeniden tevbe ve istiğfar ile dini bir bütün alarak yeniden iman, kelime-i şehadet, tecdidi imanla düzgün çizgiye gelmemiz gerekir. Ayetin sonunda ne dedi bakınız? Sen hiçbir şekilde onlardan değilsin. Senin onlarla hiçbir surette alakan yoktur. Onların işi Allah'a aittir. Sonra Allah onlara yaptıklarını haber verecektir. Yani onları Allah'a bırak. Allah onların ne yapacağını kendisi çok daha iyi bilir. Sen hiç bunlarla uğraşma. 160. ayete geliyoruz. Men ca'a bil haseneti felehu aşru emthaliha ve men ca'a bis seyyiyeti fela yujza illa mislaha ve hum la yuzlamun. Rabbimiz burada kullarını sevdiği için kullarından herhangi birisinin yaptığı bir salih ameli 10 katıyla sevaplandırdığını, yine kullarından herhangi birisi cahillik ederek bir kötülük işleyecek olursa, bir günah işleyecek olursa, onu da ancak bir misliyle ona günah yazacağını bildiriyor ve arkasından şunu da ekliyor: onlara zulmedilmeyecektir. Kimileri şöyle soruyor. Hatta şefaati de karıştırarak soruyor. Diyor ki, iyiliğe 10 katı sevap vermek ya da şefaatle birinin elini kurtarmak adaletsizlik değil mi? Bunu aynen böyle soruyorlar. Hem de kimler soruyor? Gece gündüz Kur'an okuduğunu söyleyenler. Şefaati inkar ediyor adam. Şefaatin niçin inkar ediyorunu da açıkça söyleyeyim. Daha çok tasavvufi bir anlayışa karşı olduğu için, tasavvufi anlayışta da şefaat yer ettiğinden, bu adamlar
Tasavvufi bazı ilkeler inkar etmekle birlikte şefaati de inkar ederler. Ve sordukları sorulardan bir tanesi bu. Şefaat Allah'ın adaletine zarar mı? Tam böyle şeytani bir mantık, ters bir mantık. Bakın şimdi doğrusu şu. Diyelim ki hepimiz güzel birer amel işledik. Karşılığı ne? Onar sevap diyelim. Karşılığını aldık mı? Aldık. Aramızda bir fark var mı? Adaletsizlik var mı? Yok. Bunun dışında Allah'ın hazinesi geniş. İçimizden birilerine sonradan ekleme yaptığı takdirde, sevabına, ikramına ekleme yaptığı takdirde, diğerlerine zulmetmiş olur mu? Olmaz, çünkü daha önce haklarını verdi. Herkes hakkını aldı. Fazladan birine ikramda bulunması, hediyede bulunması, diğerlerinin hakkını alıp başkasına vermek olmadığı için bu işin içerisinde zulüm yok. Tabii bunu anlamak için de biraz iyi niyetli olmak gerekiyor. Biraz da bunu anlayacak olan kafaya Allah'ın ikramda bulunması gerekiyor. Allah kendi haline bıraktıysa bir adamı, bu artık her an sapabilir, her an şeytani mantıkla düşünebilir. Dost doğru bir ayeti bile eğri biri görebilir. Bundan sonra Rabbimiz Peygamberimize hitaben, ki Hazreti İbrahim'in de duası arasındadır, şöyle dua etmemizi bizden istiyor. En'am suresinin sonuna doğru, son ayetlerine doğru bu dualar yer ediyor, yer alıyor. Hatta Kur'an kurban keserken bile bu duaları okuyoruz. Şafii mezhebinde iftitah duası olarak okunmaktadır. İnni vecehtu duasıyla birlikte. Dolayısıyla bu ayetler, bir de En'am suresi 79. ayet, 3 ayet birleştirilerek Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bazen bunu Sübhaneke yerine okuduğu olmuştur. Biz de vitri kıldırırken hem Sübhaneke hem de Efendimizin sünnetine uymuş olmak için bu duaları okuyoruz. Bakınız Rabbimiz nasıl dua etmemizi istiyor. Kul inneni hedani rabbi ila sirati müstakim dinen kıyemen millete İbrahim'e hanife ve mâ kâne minel müşrikîn. Onlara git de ki şüphesiz ben Rabbimin beni doğru yola, dost doğru bir din olan İbrahim'in hanif dinine ilettiği bir kimseyim. O müşriklerden değildi. Burada anlatılacak bazı noktalar var. Peygamberimiz nasıl dua etmiş bakınız. İnneni hedani rabbi ila sirati müstakim. Hiç şüphesiz beni Rabbim sirat-ı müstakime iletti. Nasıl sirat-ı müstakim? Dinen kıyemen. Dost doğru bir yol. Sap sağlam bir yol. Millete İbrahim'e hanife. İbrahim'in hanif dini. Millet din demektir. Millet dediğimiz kelime din anlamındadır. İbrahim'in hanif dini olan sırat-ı müstakime beni iletti. Ve mâ kâne minel müşrikîn. İbrahim müşriklerden değildi. Bakınız. Burada Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a şöyle dua et denildiğinde İbrahim'in hanif dinine beni iletti ifadesi var. Biz aynı zamanda Hazreti İbrahim'in dini üzereyiz. Nasıl olur bu? Şöyle düşünün. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın getirdiği İslam büyük bir çerçeve. Hanif dini bunun içerisinde yer alan daha küçük bir çerçeve. Böylece İslam'a uyduğumuz zaman aynı anda Hazreti İbrahim'in dinine de uymuş oluyoruz. Yoksa birini bırakıp öbürüne uymuş olmuyoruz. Ya da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine verilen son ve kamil dini bırakıp Hazreti İbrahim'in dinine uymuş olmuyor. Böyle düşünmeyin. Hazreti İbrahim'in dini, hanif dini Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a verilen son dinin içerisinde vardır. Onun için biz aynı zamanda Hazreti İbrahim'in hanif dinine tabi olmaktayız. Bunun içerisinde var. Mesela hac ibadeti baştan sona Hazreti İbrahim'in yaptığı bir ibadettir. Müşrikler onu bozmuşlardı, kimi yerlerini. Peygamberimiz geldi tekrar düzeltti. Bundan sonra kim bozarsa Allah'ın laneti üzerine olsun dedi veda hutbesinde. Ve biz
Hazreti İbrahim'in yaptığı, peygamberimizle sonradan düzelttiği haccı aynen yapmaktayız. Bunun gibi dinimiz içerisinde bazı sünnetler var Hazreti İbrahim'den kalmadır. Bazı hükümler var Hazreti İbrahim'den kalmadır. Artı bir de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan verilen yeni hükümler vardır. Hepsine birden İslam diyoruz. Hanif dinde bunun içerisindeyiz. Onun için biz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam iftita duası okurken şöyle diyordu. İnni veccehtu veciye lillezî fataras semâvâti vel ardâ hanîfen ve mâ kâne minel müşrikîn. En'am suresi 79. ayette geçiyor. Biz hanif İslam üzereyiz. Tamam. Evet. İbrahimi dinlerin veya o dine mensupların kardeşliği diye şeylerden bahsediyor. Bu oluyor. Bu anladım. Bu o değil. Ali İmran suresi 67. ayette Rabbimiz diyor ki مَا كَانَ İbrahim يَهُودِيًا İbrahim Yahudi değildi. وَلَا نَصْرَانِيًا Hristiyan da değildi. وَلَاكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا Hanif Müslüman idi. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Müşriklerden de değildi. Tek ayet. Hazreti İbrahim'in birkaç tane dini yoktu. Tek dini vardı. Hanif İslam. Hazreti İbrahim birkaç tane din sahibi olmadığından İbrahimi dinler demek Kur'an'a ters bir ifadedir. Bunu çok açık her yerde de söylüyoruz. Çok yanlış bir ifadedir. Bunu kullanmaktan sakınacağız. Kullananlara da uyarıda bulunacağız. İnsan farkında olmadan yanlış bilgiye sahip olabilir. Bize düşen uyarmaktır. Bunları uyaracağız. Hazreti İbrahim'in tek dini vardı. Bir de Hazreti İbrahim müşriklerden değildi diye geçiyor. Burada وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Müşriklerden değildir bunun manası. Bir de وَلَمْ يَكُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ var. Başka bir ayet. O da müşriklerden değildi. Hazreti İbrahim ne öncesinde, ne peygamberlik öncesinde, ne sonrasında şirk koşmamıştır. Yani En'am suresinde geçen yıldızı gördüğü zaman işte bu benim Rabbimdir. O batınca ben batanları sevmem dedi. Sonra ayı gördü. İşte Rabbim budur. Güneşi gördü filan derken sırayla yıldıza, aya, güneşe tapmış değil. Onu yanlış anlamayın. Çünkü bir önceki ayette diyor ki biz İbrahim'e semavatın ve ardın sırlarını, semavatın ve yerin sırlarını gösterdik ki içten mutmain olarak iman etmiş olanlardan olsun diye. Ondan sonra bu olay geliyor. Peki o zaman bunun manası ne? Hazreti İbrahim etrafındakilere sormuş, demiş ki siz neye ibadet ediyorsunuz? Putlara, başka yıldızlara, başka aya, başka güneşe. Hadi diyelim ki yıldızlara bir iman edelim. Hadi, hadi öyle düşünelim. Ha battı diyor. Batandan ilah olur mu? Sonra ay çıktı, o da battı. Bunlardan ilah olmaz. Yani etrafındakileri mantıklı düşündürerek inançlarının yanlışlığını anlatmak maksatlı onu söylemiştir. Yoksa ben haşa yıldıza tapıyorum filan, böyle bir şey yoktur. Evet. Şefaatle ilgili bir hadisini peygamberimizin inkara doğru gitmiş yok da adamın durumu neye döner? Mesela şöyle. Adamın durumu neye döner ama adam sapık olur. Şefaati li ümmeti li ehli kebari min ümmeti. Hadis-i şerif. Evet. İnkara doğru gitmiş olsaydı artık şefaati. Sahih olur. Hadisi inkar edene biz sapık deriz. Sapık. Bu kadar. Şefaati kabul etmeyene. Şefaat kabul etmeyene şefaat edilmeyecektir. Hadisi, bir de o var. Evet. Şimdi dua devam ediyor bakınız. Peygamberimize hitaben Rabbimiz Teala diyor ki kul şöyle söyle. İnne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. De ki benim şüphesiz namazım. Nusuk kurban ibadeti anlamına gelir. Genelde ibadet anlamına gelir ama özelde nusuk kelimesi kurban ibadeti anlamına gelir. Bakın, benim namazım sonra kurbanım. Ne anladınız? Benim bayram namazım, arkasından da kurbanım gibi özel bir mana verilebilir. Kimisi de genelleştirerek namazım, niyazım, bütün ibadetim diye söylüyor. Yanlış da diyorlar demiyoruz.
Bakın burada nasıl demiş? Benim namazım, hac, umre, diğer ibadetlerim, hayatım ve ölümüm. Buradan ibadetlerim şeklinde almış. Nusuk kelimesi dediğim gibi özel anlamda kurban anlamına gelir. Bir de bu kelimeden türeyen nesk ve mensek kelimeleri var. İşte o ibadet anlamına gelir. Mensek kelimesinin çoğulu menasik gelir. Şimdi bir şeyler hatırlamışsınızdır. Menasikul hac. Anlaşıldı mı? İşte o ibadetler anlamına geliyor. Nusuk denildiği zaman çok özel anlamıyla kurban. Ki kurban da zaten ibadettir. De ki namazım. Ondan sonra hadi niyazım diyelim, kurbanım. Hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Düşününüz bir insanın ibadeti, her türlü sevap kazandıran ameli, hayatta oluşu, ölümü de Allah için olursa, bu adamın her şeyi Allah'a adanmış olur. Her şeyi Allah'a adanmış olur ki, Müslim kelimesi, Allah'a teslim olmuş anlamında Müslim, Müslüman kelimesi bunu ifade eder. La şerike le, alemlerin Rabbi olan Allah'ın ortağı yoktur. Başka bir ilah yok. Ve bidalike umirtu, ben işte bununla emrolundum. Ve ene evvelul müslimin, ben Müslümanların ilkiyim. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam namazda Sübhaneke yerine bu duayı okuduğu zaman ve ene evvelul müslimin demezdi, ve ene minel müslimin diyordu. Kendi haline uyarlayarak. Ben Müslümanların ilkiyim değil, Müslümanlardanım, Müslümanlardan birisiyim diye okuyordu. Niçin Müslümanların ilkiyim demedi? Çünkü kendisinden önceki peygamberler de ben Müslümanım diyordu. Mesela Hazreti İbrahim'in ifadelerini Kur'an'dan okuyun. Müslüman ismi apaçık onun hakkında da kullanılıyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam dua ayetlerini kendi haline uyarlayarak böyle değişiklikler yaparak dua olarak okuyordu. Yanlış anlamayın, bu ayeti değiştirmek değildir. Ayetin ifadelerinden alıntı yaparak dua etmektir. Buna belagatta iktibas denilir. Uyarlama yapmak anlamına gelir. İktibas denilir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da böyle bir iktibas yapmıştır. Biz de şimdi vitri kıldırırken farkındaysanız uzun bir Sübhaneke okuyoruz. Arkasından bu duaları okuduğum için uzanmış oluyor. Ve okurken ve ene evvel müslimin demiyorum. Belki mikrofondan da duyuyorsunuzdur, bilmiyorum. Ve ene minel müslimin diyoruz. Bu üç ayetin numarasını veriyorum. Okuyup belki okursunuz, ezberlerseniz. Sübhaneke yerine okunan üç dua, üç ayet. En'am 79. En'am 79. En'am 162. Ve En'am 163. 79. 162. 163. Bu ayetlerin başında iki tanesine kul ifadesi var. Yani böyle de. Duayı okurken onu demeyeceğiz. Kul kelimesinden sonrakine geçip okuyacağız. Mesela kul inni vecehtu lillahi veciye lillahi değil. Kulu söylemiyoruz. İnni vecehtu diye başlıyoruz. Onun için bu duaya tevcih duası deniliyor. Bizim Şafii fıkıh kitaplarında tevcih ifadesi kullanılır. Tevcih bir şeye yönlendirmek, yöneltmek anlamına gelir. Yani inni vecehtu, ya Rabbi ben vecihe yüzümü sana yönelttim filan diye başlıyor. Ondan sonraki ayet. Kaç defa, kaç yerde Kur'an-ı Kerim'de evvelin müslümin ifadesi geçiyor yani. Evet. Onu nasıl anlayacağız? Yani peygamberimiz için de söyleyeyim. Tamam. Hazreti Nuh'la ilgili de var. O toplumda, o çevrede Müslümanların ilkiyim diye mana verilmiş onlara. Yoksa tarih boyu ilk Müslüman değil. Evet. قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِي رَبَّنْ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ. Git onlara, o müşriklere söyle. Allah her şeyin Rabbi iken
ben Allah'tan başka bir Rab mi arayacağım? Başka bir Rabbe mi ben itibar edeceğim? وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا. Şuradan hemen devam edeyim. De ki o Allah her şeyin Rabbi iken ben Allah'tan başka bir Rab mı arayayım? Herkesin kazandığı ancak kendisinedir. Yani bize düşen inanmayanlara karşı tebliğdir. Ben sana bunu duyuruyorum. İnanırsan kendine, inanmazsan yine kendine. Bana bir faydan da olmaz, bana bir zararın da olmaz. Kendin bilirsin diye tebliğde bulunuyoruz. Ondan sonra bakın, hiçbir günahkar diğerinin işlediği günah yükünü taşımaz. Herkes kendi yaptığından sorumludur. Bu dinimizde bir ilkedir. وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ وِزَرْ اُخْرَى. Hiç kimse bir başkasının günahını, yükünü çekmez. Bir başkası günah işledi diye, suç işledi diye onun yerine bir başkası cezalandırılmaz. Cezalandırılmaz. Bu hukuka da yansımıştır. Hukuka da yansımıştır. Ve şöyle ifade edilmiştir. Suçlu yerine başkası cezalandırılmaz. Cezaların şahsiliği. Şahsiliği. Ha. Onu söyleyecektim aklıma gelmedi. Cezaların şahsiliği ilkesi vardır. Bu ayete dayanıyor. وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ وِزَرْ اُخْرَى. Hiç kimse bir başka suçlunun, günahkarın suçunu, günahını üstlenmez. ثُمَّ اِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ. Sonra varıp döneceğiniz yer Rabbinizdir. Rabbinizedir döneceğiniz yer. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ ف۪يهِ تَخْتَلِفُونَ. İşte Rabbinizle döndükten sonra size bir bir haber verecektir. Neyi? Aranızda ihtilafa düştüğünüz şeylerin hangisi doğru, hangisi yanlış size haber verecektir. Bu şu anlama gelir. Mümin ve müşrik mesela ihtilaf ediyorlardır. Biri senin taptığına ben inanmam diyor. Bir tek Allah'a inanırım diyor. Öbürü işte ben şunlara da inanırım diyor. Arada bir ihtilaf var. Allah'a döndükten sonra Rabbimiz haber verecektir. Ki zaten insan ölür ölmez her şey ayan beyan ortaya çıkar. Hemen şuradan da okuyorum. Sonunda dönüşünüz ancak Rabbinizedir. Hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri o size haber verecektir. Son ayeti okuyorum. وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْاَرْضِ وَرَفَعْ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ ف۪ي مَا آتَاكُمْ اِنَّ رَبَّكَ سَر۪يعُ الْعِقَابِ وَاِنَّهُ لَغَفُورٌ رَح۪يمٌ. İşte sizi emirleri yerine getirmede yeryüzünün halifeleri, görevlileri yapan, dikkat edin, Allah'ın emirlerini yerine getirme konusunda bizi halifeler yapan, halifeler kendisinin temsilcileri yapan, yani biz Müslümanlar Allah'ın hükümlerini uygulamakla görevli olduğumuzdan yeryüzünde Allah'ın halifeleriyiz, temsilcileriyiz. Evet, size verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için, insanın sahip olduğu nimetler imtihan için olabilir. İmtihan etmek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan odur. Birini diğerine üstün kılan odur. Bu zenginlikte olabilir, vücut yapısında olabilir, sağlıkta, sıhhatte olabilir, makam mevkide olabilir, beceride olabilir. Biri diğerini üstün kılan odur. Ne için? İmtihan etmek için. Yani üstün olan bir başkasıyla dalga mı geçecek? Alay mı edilecek? Onu küçük mü görecek? İmtihanı kazanacak mı? Kaybedecek mi? İmtihan etmek için. Odur. Şüphesiz ki Rabbinin cezası seridir. Çok çabuktur. Ve yine şüphesiz o çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Birçok ayette Rabbinin hesabı çok süratlidir ifadesi geçer. Acaba Rabbimiz bunu niye söylüyor diye aklınızdan geçebilir. Gerçekten iki kişi arasında bir hüküm vermeye kalkın. Ama çok adil davranacak şekilde hüküm verin. Hatta psikolojik yönden de hesaba katarak hüküm vermeye çalışın. Ki neredeyse mümkün değil. Bütün bunları hesap ederek iki kişi arasında hüküm vermeye kalkın, zorluğunu anlarsınız. Bir de milyarlar insanların hesabını düşünün.
milyar ve milyar cinlerin hesabını düşünün. Milyar ve milyar hayvanatın hesabını düşününüz. İnsan aklı orada durur. Hemen Rabbimiz hatırlatıyor. İnna Allaha sari'ul hisab. Allah Teala hesabı çok çabuk görendir. Ya bu nasıl olur? Ona aklımız ermez. Sadece inanırız, deriz ki Allah bir anda hesabı bitirir. Nasıl olur? Ne bilime nasıl olur? Nasıl olduğu bize de sorulmayacak zaten. Şimdi nasıl bir tuşla 1000 tane işi birden yapabiliyorsan, Cenab-ı Hak da demek ki ol diyecek, ol diyecek, yüzlerce milyarlık hesap görülüverecek. Öyle tabii. Aslında hesabı çok süratli görüyor olmak da Allah'ın kudretindendir. Orada yine Allah kendi kudretini bize hatırlatıyor. Evet, burada bugün bitiriyoruz. En'am suremiz de bitti. Yarın inşallah A'raf'tan başlıyoruz. A'raf suresinden. Ve yarın Kur'an'ın 1/3'ünü okumuş oluyoruz. Daha dün teravih'e başladık. Dün gibi. Kur'an'ın 1/3'ü geçmiş. Şimdi onu bilmiyorum. Hesap etmedim. 30'u geçmiştir herhalde. Daha dün şeye başladık teravih'e. Daha dün teravih'e başladık. Bu 6. yıkılıyoruz. Yarın inşallah yarınki vaazımızda arada Kur'an'ın 1/3 bitmiş olacak. Ramazan geldi, bir selam verdi. Bir bakıyoruz ki hadi eyvallah deyip gidiyor. Yaz günü sıcak olmasına rağmen suratında hiç eksilme yok. Hemen geçip gidiyor. El-Fatiha.